bir dinleyicimiz de demiş ki siz sıla-i rahim yapmayanlarla arkadaşlık yapmayın diyorsunuz. Hı-hı. Öyle mi dedik, ona yakın bir şey mi söylediniz, ben hatırlayamadım. Efendim, açıklama itibariyle dinleyicimizin bir tanesi soruyordu. Yani dedi ki diyor mesela dedi amcam dedi dine sürüyor, küfrediyor. Ondan sonra teyzeme gidiyorum. Aa siz şeriatçısınız, gericisiniz, yobazsınız diyor. Öyle aklıma ziyaret edilmez. Bir kere yerli yerine oturtmak lazım her şeyin. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Bedir Harbi'nde oğlu karşı taraftaydı, müşriklerin safındaydı. Daha sonra imanla şereflenince bu oğlu soruyor, babacığım diyor ben seni gördüm diyor. Peki sen beni görseydin ne yapardın? Çekinmeden aynı şekilde öldürürdüm seni diyor. Ha diyeceksiniz ama oğlu. Oğlu da Nuh Aleyhisselam'ın da aynı şekilde iman etmeyen oğulları vardı. Ulu lazım peygamber. Yalvarır gibi dedi oğlum dedi tufan olacak. Her taraf su basacak. Ben dedi Rabbimin emriyle bu gemiye sadece imanlı olanları alabilirim. Kendi inisiyatifim yok. Rabbimin emri böyle. Ben dedi ağaca çıkarım. Ağacı da geçecek dedi. Dağa çıkarım. Dağı da kapatacak. O anda su geldi götürdü. Ve onda gayri ihtiyari babalık duygusu itibariyle ya Rabbi dedi ehli beytimi aynı şekilde hani bağışlayacaktım. Allah-u Teala buyurdu ki o senin ehli beytin değil. Şimdi kitaplarda bu ifade geçiyor. Sonra İslam alimleri bundan açıklamasını yapmış. Bir kere şunu iyi anlamak ve iyi bilmek gerekir. Neyi bilmek gerekir? Efendim benim çocuğum tamam sen doğurdun. Baba olarak da sen vesile oldun. Ama kim yarattı? Kimin mülkü o? Allah-u Teala'nın. Sadece sen vesilesin. Hadise senin payın o kadar. Onun vücut bulması, vücut yapısı, vücuttaki organlar 30 trilyon hücresinin çalışması, çalıştırılması. Bunların hepsi Allah-u Teala ayrı bir kuludur. Dolayısıyla bir annenin babanın ezeldeki yaşayacağı şeyler farklıdır, takdir edilmiştir. Evladınınki de farklıdır. Yani çocuğu yaşatan anası babası değil. Değil. Sadece dünyaya gelmesine vesiledir. Bir de emanet olarak vermiştir. Bunu aynı şekilde Allah-u Teala iman etmiş, salih bir veya saliha bir kul olarak geliştirmek için anne babayı vazifeli kılmıştır. Bu kadar. Başka hiçbir şeysi yok. Şimdi benim amcam, dayım, teyzem, halam dine sövüyor, küfür ediyorsa, oraya gittiğim zaman aynı şekilde alay ediyorsa, buna gidilmez. Hatta Mustafa Bey daha ağırı, mesela Müslüman bir hanım, Müslüman bir genç kız uzun yola mahremiyle gidecek. Efendim dayısı mürted. Yani Müslümanken kafir olmuş. Amcası mürted, din düşmanı olmuş. Amcası öz be öz amcası, öz be öz dayısı. Bunlarla bu kız sefere gidebilir mi? Gidemez diye yazıyor kitaplarda. Niye? Çünkü adam dinsiz. Dolayısıyla çok özür dilerim de herkesten önce kendisi tecavüz eder ona. Olmuyor mu? Hem de kırlı oluyor. Babadan bile sakınmak gerekiyor bazen. Baba dinsiz, imansız falan. Aklıyla evlenmiş kadıncağız. Yok mu öyle? Yok mu öyle kızına saldıran bilen tecavüz edeni? Olmuyor mu? Oluyor. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki hubbu fillah budu fillah. Allah için sevmek, Allah için düşmanlık etmek. Efendim bu bizim mahallenin çocuğu, bu bizim işte amcaoğlu. Gerçi komünist ama çok iyi çocuk falan. Komünisten iyi çocuk olmaz. Çünkü kalbinde merhamet yoktur. Senin ne namusun, ne iffetin, ne imanını koruyacak birisi değildir. Hatta ona düşmandır. Senin namusuna da düşmandır. İffetine de düşmandır. İmanına da düşmandır. Öyleyse tavrını net koymam lazım. Ya şeyde Ebu Süfyan Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Müşrik Mekke devletinin devlet başkanıydı. Ümmü Habibe validemizin radıyallahu anha, yani peygamberimizin hanımı, onun babasıydı bu. İşte sonra kendileri şuradan buradan falan anlaşmayı bozdular, deldiler yani. Baktılar ki aleyhlerine olacak. Bu anlaşmayı yenilemek için Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Ensar zaten tanımıyor. Medine'li Müslümanı kendisini tanımıyor. Mekke'den hicret edip oraya gelen muhacirlerden onu görünce hepsi sırt döndü gitti. Adam böyle dedi ki ya dedi ben dedi Mekke devletinin devlet başkanıyım. Ben Kureyş'tenim.
benim bir itibarım var falan. Hiç kimse yapmadı. O sana dedi kızıma gideyim. Peygamber Efendimiz'in hanımı. Kızı aldı eve. İşte orada minder vardı. Odada minder var. Onun üstüne oturacak. Sakın oturma dedi. Şaşırdı kaldı. Niye dedi. Ona dedi Resulullah Efendimiz oturuyor. Sen layık değilsin. Ya babası. Babası. Dolayısıyla efendim salih olmayan veyahut da dinini kayırmayan akraba bir kere akraba olmaktan çıkmış, akrep haline gelmiş. Akreple arkadaşlık olmaz. Mutlaka sokar. Bu din düşmanlarının, efendim siz Müslümansınız bir de sıla-i rahimden anlatıyorsunuz. Sıla-i rahim salih olan akrabadır. Öbürlerinin aynı şekilde akrabalıklı ve alakası kalmamış. Ha iman eder, tövbe eder. Hay hay o zaman gidilir. Bayramda, seyranda. Ha, fitne çıkmaması için telefonda şunda bunda falan aynı şekilde işte bayram mübarek olsun ona da itibar ediyorlarsa tabii. Bizim onlar vardı öyle. Ben dedi bıktım dedi bu kandillerde. Adam mürtet o 28 Şubat dönemlerindeydi. Hep dedi bana dedi böyle dedi mesaj geliyor bilmem ne geliyor falan feşmekan. Hatta o konuda da aynı şekilde sosyal medyada bazen dinleyicilerimiz diyor efendim işte biz sosyal medyada faydalı olmak için falan. Ya faydalı olmak için de adama aynı şekilde zıvarada çıkarttırıyorsun. İstemiyor böyle bir şeyi. Gönderme. Ancak uygundur mesela konuştun şey yaptın falan ha baktın ya bende böyle bir kitap var istersen sana göndereyim falan veyahut da o kitaptaki bilgilerden bazısını. Ha gönder derse o zaman göndersin. Yoksa bu zamanda çok dikkatli olmak gerekir. Kendine baba olunacak zaman. Aynen öyle. Aynen öyle. Hani zaman zaman işte Seyyid Abdülhekimar Hazretleri'nin sık sık okudukları, Hüseyin Efendi okudukları Bedderya der menafi bi şümares ve her hahi selamet der kenaresti. Bu beyti sık sık okurlarmış. Farisi bir beyt. Ne demek o? Bedderya der menafi. Derya deniz. Menafi menfaat kelimesinin çoğulu. Bedderya der menafi bi şümares. Denizlerde menfaat çoktur. Balinası da var, bilmem nesi de var. Var. İşe yarayacak şey, şey var. Ama ve her hahi selamet, sen selamet istiyorsan der kenarız. Kenarda bulun. Oralarda aynı şekilde selamet der kenarız. Evet, selamet der kenarız. O kenarda bulun. Ve Hüseyin İlim Efendi rahmetullahi aleyh işte bir hani talebelerine ziyarete gelen talebe orada bunun açıklamasını yapıyorlar. Karşı buyuruyorlar. Kendileri hocaların Efendi Hazretleri derler. Efendi Hazretleri de Kuddüs-i Sur'u böyle herkese konuşmazdı. Mektuplara pek cevap vermezdi. Biz de şimdi telefona falan cevap vermiyoruz karşı. Bu zamanda insanlar mücessem nefsi olmuşlar. Yani dinleyecek halleri yok. Ha baktın uygun gördün kitap verirsin. Ha o kitabı alır, yırtar, çöpe atar. O bizi ilgilendirmez. Veyahut da okur, hidayet eder. Bizim vazifemiz sadece kitap vermek. Yoksa insanlara bir şey anlatacak şey değil. Hemen ben işte amcamla konuşacağım. Neyi konuşacaksın ya? Dayımla konuşacağım. Adam mürtet olmuş, kafir olmuş, gitmiş. Ha senin lisanı hal ile senin halin dikkatimi çekmiştir. Cibilliyetini yaratılışına bir şey sormuştur. Temizlik kalmıştır. Ya siz böyle yapıyorsunuz ben bunu anlayamıyorum. Bunu anlayamıyorum. Bir kitap verirsin. Ya okumaya başladım falan, ondan sonra sormaya başladım. Ha, ondan sonra başka kitap verirsin, o zaman görüşürsün. Yoksa bugün zamanımızdaki insanlarla konuşacak durum söz konusu değil. Ya biz yıllardır aynı şekilde burada yayın yapıyoruz, değil mi? Ha, biz stüdyoda iki kişiyiz, bir de yayını idare eden arkadaş var dışarıda, üç kişiyiz. Kimseyi görmüyoruz, kimseyle muhatap değiliz. Şimdi biz burada kitaplarda olanı naklediyoruz. Ama o nakiller bile yanlış anlaşılıyor. Değil mi? Öyle. O nakiller bile yanlış anlaşılıyor. Daha yayından çıkıyor, siz böyle dediniz. Allah Allah. Başını sonunu hiç dinlemiyor. Peki sebep ne? İdrak azalıyor. Şeyde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hemen abiler anlatmışlardı. Buyurmuşlar ki hani bu kadar çok İslam alimi ve bu kadar çok kitap yazmışlar. Ama insanlar fevcut dalga dalga dinden uzaklaşıyorlar. Sebep ve hikmeti ne ki falan diye. Ve buyurmuşlar ki bir gün buyurmuşlar bize Hindistan'dan bir insanın Panipat şehri var. Senaullah Panipat Hazretleri. Panipat şehrinden olduğu için Panipat. Senaullah Panipat Hazretleri bir kitabı gelmiş.
karışmışlar. O kitapta bu zat bunun sebep ve hikmetini anlatmış. Orada açıkça yazılı buyuruyorlar. Kıyamete doğru gittikçe insanların anlayışı, ondan sonra sürati intikalleri, anlamaları hep böyle kısırlaşarak gidecek. Kısırlaşarak gidecek. Adama bir şey anlatıyorsun, anladın mı? Yok. Bir daha şansın yok. Hani laf olsun diye nakletmiyorsun onları. Adam konferans vermiş. Konferans boyunca bir saatte sadece konferansınca bir defa bir eşek demiş. Onu dinleyenlerden birisi demiş. Ne anlattı? Eşek dedi demiş. Bir saat içerisinde adam eşek diye onu demiş. Başka bir şey. Başka bir şey yok. Çünkü herkes cibilliyetine ve yaratılışına göre lazım olanı alır. Adamın aynı şekilde tabiatı cibilliyeti eşek cibilliyetinde olduğu için eşek dikkatini çekmiş. Hafızasında o yer etmiş. Dolayısıyla efendim biz kitap verdik de okumadı. Bana ne? Ben vazifemi yapıyorum. Biz radyoda yayı yapıyoruz. Dinlemiyor. Beni ilgilendirmez. Dinledi sövüyor. O da beni ilgilendirmez. Peki dinledi sevdi. Hayır mübarek olsun deriz ona. O da ilgilendirmez. O da ilgilendirmez bizi. Yani tanımıyoruz etmiyoruz. Tamam mı? Bir menfaatimiz söz konusu değil. Bunun için Sıla-i Rahim'de de kitaplar açık net bir şekilde bildirmiş. Hatta herkese lazım olan iman kitabı Hakikat kitabı yayınladı. Orada imanın şartları anlatılırken iki şart bildiriliyor. Birincisi gayba iman. Biz görmeden. Kabirde azap vardır. Gözümüzde görmüyoruz. İnanıyoruz. Dirileceğiz. Görmedik. İnanıyoruz. Mahşer günü toplanacağız. Gözümüzde görmedik. İnanıyoruz. Mizanın başında hesap vereceğiz. Gözümüzde görmedik. İnanıyoruz. Sırat köprüsü var. Gözümüzde görmedik. Mahiyetini bilmiyoruz. O köprüden geçeceğiz. Cennet veya cehenneme gidilecek. Cennette cehennemde görmedik. Ama bunların varlığına biz inanıyoruz. Bunların hepsi bizim için kayıptır. Ya Allah-u Teala gösterip de şey yapsaydı falan. O zaman gördüğüne inanırdı. Allah-u Teala'nın bildirdiğine değil. Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlere değil. Allah-u Teala böyle istemiş. İkincisi de hubbu fillah, budu fillah. Sevgin Allah için olacak. Bozun da Allah için olacak. Hubbu fillah, budu fillah. Bu akrabadır, evlattır, yakın arkadaştır. Eğer Allah-u Teala'nın dinine kıymet vermiyorsa, değer vermiyorsa, hatta düşmansa. Hemen aynı şekilde mesafeyi koy. Hemen koy. Komşum bile olsa aynı şekilde. Ama komşuluk hak ve hukuku elbette. Ona eziyet etmeyeceksin, zulmetmeyeceksin. Ama işitici olmayacaksın. Adam dinmiş var çünkü. Adam dinmiş var. Hatta ahir zamanda mesela Peygamber Efendimiz zamanında hicret vardı. Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlardı. Şimdi de var hicret buyuruluyor. Tabii şimdi de var. Nasıldır mesela? Diyelim ki öyle bir yerdesin ki öyle bir sitedesin ki hepsi dinsiz imansız. Dine sövüyor. Ben satın aldıydım bu evi. Sat arkadaş, oradan uzaklaş. Dinli bilen de kimselerin bulunduğu yerlere yakın ol. Çünkü orada senin çoluğun çocuğun hepsi gidecek. Ya bir tane bir aile tanıyorum. Yani ben dinlemedim de başka bir arkadaş anlatmıştı. Bunlar böyle bu modern site falan filan diye böyle bir siteye gidiyorlar. Kadıncağız uyanıkmış. Alt katta fahişeler var, üst katta gay var. Yani, gay. Gay. Kay mı gay mı neyse işte. Cinsi sapık. Cinsi sapık. Çocuklar da ikisi de erkek. Ya kadını ben apar topar oradan aldı çıkardı. Vazgeçti hemen oradan. Ya da çocuklar gidecek. Tabii gidecek. Bir, iki, üç dayanır ondan sonra biter o. Çünkü her gün asansörde karşılaşacak şu olacak bir kere. Allah Teala rahmet eylesin. Erol Sevda abi vardı. O anlatıyordu. Şeyde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi Teala Hazretleriyle komşuydu onlar. Dip dibe binalar. Bir gün işte o kitap işlerine o bakıyordu, baskı işlerine basılan kitapları götürmüşler şey yaparken buyurmuşlar ki duvarlardan bile zulmet akıyor. Hatta Emen abiler anlatmışlardı. Buyurdular ki bir evde Kur'an-ı Kerim okunuyorsa veya Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları o evde okunuyorsa oraya nur iner. Bu nur orada durmaz. Bu nur orada durmaz. Orayla sınırlı kalmaz. Kalmaz. Oradan kapıdan çıkar veya duvardan çıkar. Böyle o binanın içerisinde uygun olan yerlere girer buyurmuşlar. Yani bir binada bir Müslümanın bulunması oradakilerin aynı şekilde lehine midir? Lehinedir. Şimdi binadakilerin hepsi Kur'an-ı Kerim okuyorsa, beş vakit namaz kılıyorsa, Allah'ın dinini öğrenmek için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyorsa oraya nur yağar.
Ve kendiler de aynı şekilde şey yapar. Ya şeyde biz Fatih'teyken, sen de oturdun Fatih'te. Fatih'te otururken o neydi? Fevzi Çakmak Caddesi neydi caddesi? Fevzi Çakmak Caddesi. O caddenin üzerinde bir sürü mağazalar var. Bir sürü de mankenler var. Cansız vitrinlerde. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi işte Yeşilköy Eczane'ye giderken dışarı çıktığı zaman oradan geçiyor, görüyor. O zaman buyurmuşlar işte biz Fatih'te otururken. Onlara put gözüyle bakıyor zat. Bu putların buralarda mevcudiyeti burada oturan arkadaşların sabah namazına kalkmasına o putların zulmeti mani oluyor diye. Düşünebiliyor musun? O putun zulmeti. Bir de şimdi aynı apartmanda işte fahişesi var, bilmem geyi var, bilmem nesi var falan. Onların zulmeti, işlediği haramlar, işlediği günahlar, onların zulmeti. Sen hiç görmesen bile sana sirayet eder, senin çocuklarına sirayet eder. Ondan sonra benim kızım gayrimeşru yollara düştü, benim oğlum bilmem nereye düştü. Onun için oturacağı yeri de gideceği yeri de iyi tespit etmen lazım. İyi tespit etmen lazım. Hani konu nereden açıldı? Sıla-i Rahim'den açıldı da. Şimdi mesela efendim işte komşuluk hakları. Ya fahişe. Gey neyse işte erkek erkeğe. Bunu da saklamıyor zaten. Ha bunu da saklamıyor. Hani ne yapıyor falan. Ne komşusu? Sana ne faydası getirecek? Her gün böyle diken içinde durursun. Yani bana nasıl bir zarar gelecek diye. Bana nasıl bir zarar gelecek diye. Ha eziyet etmesin, zulmetmesin, o ayrı bir mesele. Ama Müslümanların da yani ısrarla nakletmemizin sebebi o. Bu kitapların okunması lazım. Eğer altyapı oluşmazsa işte böyle duyduğu bir şeyi kafasında dolandırır. Böyle dendi şimdi gitmeyecek miyiz, etmeyecek miyiz? Gitmeyeceksin tabii arkadaşım ya. İmanını koruyacaksın. Bu iman denen nesne insan vücuduna çiviyle çakılı değil ki. Değil. Allah'ın hepimizin sonuna eylesin. İkinci bölümde devam edeceğiz.